Evet arkadaşlar, teknoloji bu kadar mı hızlı ilerler? Bakıyorsunuz işte bizde bir top elektrikli araç üretildi. Güzel de oldu. Belki dünyaya örnek olduk. Şimdi önceden hibrit araçlar vardı. Biliyorsunuz yarı elektrikli, yarı yakıtla çalışan. Şimdi artık birçoğu elektrikliye döndü. Bununla ilgili birçok araçlar üretildi yurt içinde, yurt dışında. Fiyatlar da bayağı düştü yani. Sonra bakıyorsunuz işte elektrikli otobüsler var. Yani bizim toplu taşımada da var elektrikli otobüs. Çok da rahat. Ses seda yok. Çok da rahat gidiyor. Şimdi ben en çok o kırmızı ışıkla beklerken yanan yakıtlara üzülüyorum arkadaşlar. Şu kadar enerji kaybı. Ama bu elektriklerde böyle bir şey söz konusu değil. Sonra bakıyorsunuz elektrikli efendim kamyon, elektrikli otobüs, elektrikli traktör veya elektrikli başka şeyler yapılırken, sonra biz yıllar önce, yani bundan 40 yıl önce, 50 yıl önce Ankara'ya gittiğimizde orada elektrikli otobüsler vardı arkadaşlar. Yani Ankara caddelerinde elektrikli otobüs vardı. Ha, o neydi? Elektriğini üstten antenden alıyordu. Şimdiki bizim elektrikli araçlar ne? Bunlar bataryadan alıyor. Yani o zaman elektrikli araç yine elektrikli araç, sadece elektriğini şebekeden almıyor, bataryadan alıyor. Yani buradaki fark bir tek batarya oluyor. Yani bataryalı araba diyebiliriz. Yoksa elektrikli araba çok yıllar öncesinden de yine vardı. Hatta elektrikli trenler de vardı. Ama yukarıda şebekeden alıyor elektriğini. Konu bu kadar basit. Yani bu yeni bir şey değil. Ama son zamanlarda niye bu kadar gelişti? İşte bak, bataryalar, pilin ömürleri uzadı. Yani şimdi hiç bitmeyen piller var. Çok uzun süre dayanan piller var. Efendim wattı, amperi çok yüksek piller var. Yani bataryalarımız var. Böyle bataryalar üretilince elektrikli araçlar üretilmeye başladı. Yoksa elektrikli araçlar her zaman vardı yani. Yani bundan çok yıllar öncesinde de elektrikli araçlarımız vardı arkadaşlar.